Son Pişmanlık 22. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Sosyetik bir hayat yaşayan Kadriye, Faruk'u elde ederek onunla evlenir ve Berrin isminde bir kızları olur. Babalığı Cemal Bey'in ölümünden sonra şirketin bütün idaresi Faruk üzerinde kalır. Faruk, serbest hayata alışık olan Kadriye ve annesi üzerinde baskı kurunca bunu annesi Şefika Hanım'dan bilirler. Bu arada siteye bir aktarcı dükkanı açılır. Hangi Feride Hanım'mış bu? Yabancı gelmedi bana. Şu karşımızdaki büyük sitede kızı damadı ve torunuyla birlikte oturuyor. Kocası birkaç ay önce kalp krizinden ölmüştü. Ha evet, tanıdım. O kadın gençleşmek için devamlı yüzüne krem sürüp duruyor. En doğrusu tabii olmak efendim. Nasıl doğduysak öyle yaşlanıp göç edeceğiz. Vücuttaki yaşlanmayı kremle örtsek bile içimizdeki yaşlanmayı nasıl önleyeceğiz? Bak bu doğru işte hemşire. Siz burada oturan kadınlardan değilsiniz galiba. Burada oturanlardan neyi kastettiniz? Yanlış anlamayın. Bu civarda hep zenginler, sosyetik insanlar oturuyor da ilk defa sizin gibi düşünen mütevekkil bir müşteriye rastlıyorum. Yapı meselesi ne yaparsınız? Ada çayı, ıhlamur ve ısırgan çayı demiştiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Babaanneciğim. Ah Berrin, güzel yavrum, bir tanem benim. Ah. Nasılsın babaanneciğim? İyiyim bir tanem, sen nasılsın? Bu güzel kız senin torunun mu hemşire? Torunum ya, oğlumun kızı. Maşallah, maşallah. Uzun zamandır mı görüşmüyordunuz? Yok canım, en son geçen hafta bendeydi. Berrin, ne işin var burada yavrum? Aktardan bir şey mi alacaksın? Hı? Anneannemin kremi bitmiş de yenisini almaya geldim. Ne kremi istedi anneannen? Bilmem, benim adımı söyle, Kamil Efendi hangi kremden istediğimi bilir dedi. Senin anneannen kim? Fero. Fero mu? Feride de Fero diyorlar. Sosyetede isim kısaltma modası var ya. Ha, hatırladım. Az önce en çok karışıklık kremi kullanan müşterim diye ondan söz etmiştim size ya. Demek o hanımla birbirinize dönürsünüz. Evet, Feride Hanım oğlumun kayınvalidesi olur. Hayat ne kadar garip. Siz de o da kayınvalidesiniz. Ama gece ile gündüz gibi farklısınız. Al bakalım güzel kız. Anneannenin istediği kırışıklık kremi bu. Teşekkür ederim. Buyurun parasını. Senin işin bitti mi babaanneciğim? Bitti. Niye sordun? Hadi buradan sana gidelim. Biraz seninle oturayım. Annenle anneannenin haberi var mı? Kızmasınlar sonra. Yok. Beni krem almak için göndermişlerdi. O zaman haber ver de gel. Büyüklerinden izin almadan bir şey yapman doğru değil bir tanem. Ama izin istediğim zaman da vermiyorlar babaanneciğim. Sen bana namaz kılmasını öğrettin ya. O yüzden sana gelmemi istemiyorlar. Hiç sevmiyorum onları. Böyle söyleme bir tanem. Sevmiyorum dediklerin annenle anneanne. Hem yabancıların yanında ailevi meseleler konuşulmaz. Bana ne, bana ne, ben seni seviyorum işte. Aa, ağlama güzelim, ağlama. Babaannen gözünün yaşına köle olsun senin. Tamam tamam, bize gidelim. Hadi sus tatlım. Bak fırında kurabiye yapmıştım. Limonatayla içersin. Biraz oturur sonra evine gidersin. Hadi sus bakayım. Sus. Sus dedim. Hadi güzelim benim. Hayırlı işler Kamil Efendi. Sağ ol hemşire. Güle güle. Aa, ağlama ama. Bize gidiyoruz işte. Canım babaanneciğim. Canım benim. Allah'tan müşterilerimin çoğu bunun gibi değil. Sosyetik hanımlar olmasa iflas ederdim burada. Keşke izin verselerdi, hep senin yanında kalsam babaanneciğim. Öyle söyleme güzel kızım, onlar senin ailen. Ama babamdan başka kimse sevmiyor beni. O da gece gündüz şirkette çalışıyor. Annem kendi havasında, anneannem kendi havasında. Hep babamı, seni çekiştiriyorlar. Sen yoksa büyüklerin konuşmalarını mı dinliyorsun? Çok ayıp ama. Yok, vallahi babaanneciğim dinlemiyorum. Benim yanımda konuşuyorlar. Ben de duyuyorum. Hele anneannem öyle kızıyor ki sana. Cadı diyor senin için. Aa. Halbuki esas cadı o. Tövbe de yavrum, tövbe de. Tövbe babaanneciğim, tövbe de. Söylüyorlar işte, ne yapayım? Dinimizde laf taşımak, birinin kusurunu, ayıbını söylemek çok büyük günahtır tatlım. Neden? İnsanlar arasında tatsızlıklar çıkar.
Kavgalara, nizalara sebep olur. Huzursuzluklar çıkar da ondan. Hem sonra dinimiz büyüklere saygı göstermeyi de emreder ki aile fertleri arasında birlik olsun, sevgi meydana gelsin diye. Ah babaanneciğim, onlar ne yapıyor? Sen ne söylüyorsun? Bu gece seninle koyun koyuna yatabilir miyim? Yatmasına yat da annen kızmasın sonra. Neden kızacakmış? Sen benim babaannem değil misin? Yatacağım işte. Yine de annenden izin almalısın bir tanem. O zaman babamdan izin alayım. Neden annenden izin almıyorsun? Çünkü vermez de ondan. Ama babam izin verir. O zaman babanı ara, ondan izin al. O da annene söyler. Peki. Alo, babam orada mı? Benim Nazlı abla. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Peki, bekliyorum. Sekreteri babamı bağlıyor. Benden de selam söyle. Baş üstüne. Alo babacığım. İyiyim, babaannemdeyim. Sana selamı var. Hiç, özledim geldim. Babacığım, bu akşam babaannemle kalabilir miyim? Ne olursun, çok istiyorum babacığım. Tamam mı? Yaşasın. Sen anneme söylersin değil mi? Çok teşekkür ederim babacığım. Babam izin verdi. O zaman mesele yok. Bu gece seninle koyun koyuna yatarız. Yatmadan önce şöyle beraberce yatsı namazını da kılarız. Son ezberlediğim sureleri de okumuş olurum böylece. Elbette tatlım. Hele ezan bir okunsun, yan yana birlikte kılarız namazlarımızı. Neden Behriş'in babaannesinde kalmasına izin verdin Kadriye? Biliyorsun ki o kadın küçücük kızın beynini yıkıyor, kendine benzetiyor. Küçük cadı benim izin vermeyeceğimi bildiği için babasını arayıp ondan izin almış. Faruk'a hayır, annende kalmasını istemiyorum diyemezdim ya. Yaşlı cadı, kızı doldurup doldurup yolluyor. Oysa ben onu sosyeteye uygun biri olarak yetiştirmek istiyordum. İngiliz mürebbiyeyi boşuna tutmamıştık. Ama Şefika cadısı kızı etkisi altına aldı. Keşke Faruk annesini burnumuzun dibinde oturtmasaydı. Ah, kabahat onda değil ki, ölen kocamda. Faruk'u elinden kaçırmamak için bu sitede daire verdi ona. Şimdi de atabilirsen at bakalım. Nasıl atacaksın? Kocam o daireyi annesi için satın aldı. Ölünceye kadar orada oturur artık. Her şey o kadının başının altından çıkıyor. Kocan annesinin etkisinden bir türlü kurtulamadı. Şimdi de yetmezmiş gibi Behriş'i etkisi altına aldı. Biliyorum anne, biliyorum. Ama ne yapayım? Elimden bir şey gelmiyor. Şimdi güç onda. İpler onun elinde. Ah, o yaşlı cadı bir ölse. Bir ölse. Faruk'u yine avucumuza alırız. İstediğimizi yaptırırız. Hiç boşuna umutlanma anne. Kayınvalidemin sağlığı senden benden iyi. Sigarası yok. İçkisi yok. Düzenli besleniyor. Erken yatıp erken kalkıyor. Sen ben öyle miyiz? Biz ölürüz de ona bir şey olmaz. Ama bir şekilde ölürse bizim için çok iyi olur Kadriye. Faruk'u güdümümüzü almanın tek yolu Şefika Hanım'ın ortadan kalkması. O kadın hayatta olduğu sürece bizim gönlümüze göre bir hayat yaşamamız mümkün değil. Ortadan kalkması derken ne demek istedin anne? Hele şu ses kesilsin, anlatırım ne demek istediğimi. Elhamdülillah babaanneciğim, namazlarımızı da kıldık. Elhamdülillah yavrum. Şimdi de dua edelim. Ben dua edeyim, sen de amin de. Aynı zamanda öğrenmiş de olursun. Peki babaanneciğim. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet, emaneti hıyanet etmemek, güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Yapamayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Bize af ve mağfiret eyle. Bize acı. Bizim sahibimiz ancak sensin Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle. Ölmüşlerimizi affeyle. Mağfiret eyle. Amin.
Ya Rabbi, beni, torunumu ve bütün sevenlerimi insan ve cin şeytanlarının şerrinden, düşmanların şerrinden ve nefsi emmaremin şerrinden muhafaza eyle. Amin Allah'ım. Evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızıklar, bizlere de sıhhat, selamet, afiyet ve hidayet ihsan eyle. Amin. Din düşmanlarımıza fırsat verme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlu olanlarımıza ödeme kolaylığı ihsan eyle. Amin Allah'ım. Amin ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, bu gecelikte bu kadar yavrum. Hadi yatalım artık. Sabah namazına da kalkacağız çünkü. Bir dua da ben edebilir miyim babaanneciğim? Elbette bir tanem. Senin bu günahsız halini, duaların daha makbuldür. Allah'ım, annemi babaannem gibi inançlı biri yap. Beni çok sevmesini nasip et. Ne olur Allah'ım, benim annem de başka anneler gibi bana düşkün olsun. Bana sarılsın. Kızım, bir tanemlisin. Anneanneme de akıl ver. O da babaannem gibi akıllı, uslu bir kadın olsun. İkisi de babaanneme kötü söz etmesinler Allah'ım. Amin. Bu ne biçim dua Berrin'im? Beni de ağlattı. Bu kadar dolu olduğunu bilmiyordum. Keşke bu gece hiç bitmese babaanneciğim. Senin yanında kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki. Sakın öleyim deme. Ben sensiz ne yaparım sonra? Ah yavrum, bir tanem benim, bir tanem. Hadi, hadi gel yatalım artık. Tamam. Erken yatıp erken kalkalım. Hadi güzelim benim. Tamam. Kadriye, cadı kayınvaliden ortadan kalkmadığı sürece biz kocanın esiri olarak yaşamaya mahkumuz. Ancak o öldüğü takdirde Faruk'u etkimiz altına alırız. Yoksa ikimiz de böyle kös kös birbirimize bakıp dururuz. Millet sabahlara kadar eğlenirken biz evde pinekleyip kalırız. Bu ortadan kalkma lafını daha önce de söyledin anne. Ne demek istediğini anlayamadım. Kayınvalidem nasıl ortadan kalkacak? Ölerek tabii ki. Hasta değil ki ölsün. Daha çok bekleriz. Bizim beklemeye tahammülümüz yok kızım. E nasıl ölecek o halde? Bir şekilde ölmeli. Anne, sen ne söylediğinin farkında mısın? Yani kayınvalidemi öldürmemizi mi söylüyorsun? Başka çare var mı kızım? Varsa söyle. Sağlığı yerinde diyorsun. O zaman başka nasıl ölecek daha? Delirdin mi anne? Biz katil değiliz. Nasıl öldürürüz kadını? Bilmiyorum. Düşüneceğiz. Ama ölmeli. Öldürmek zorundayız. Yoksa bize hayat yok. O yaşadığı sürece biz bu dünyada esaret hayatı yaşarız. Başka bir çare bulmalı. Biz nasıl öldürebiliriz kadını? Yok canım. Aklını kaçırmışsın sen. Yani elimize tabanca bıçak alıp... Aklını çıkart bu Fitri anne. Sen bilirsin. O zaman hiç hayatımızdan şikayet etmeyelim. Sıradan ev kadınları nasıl yaşıyorsa öyle yaşayalım. O cadı Faruk'u nasıl büyüttüyse Berriş'i de öyle büyütüyor. Yo, bu kadar ileri gidemez. Sen de saçmalamaya başladın anne. Gelsin kocam, konuşacağım ciddi ciddi. Üzerimizdeki baskıyı kaldırsın, biraz nefes alalım. Onun yüzünden insan içine çıkamaz olduk. Ne davetlere gidebiliyoruz, ne davet verebiliyoruz. Laf eder diye alışveriş bile yapamıyoruz. Şş, geldi işte. Konuş bu sefer, konuş kızım. Son Pişmanlık adlı oyunumuzun 22. bölümünü dinlediniz. 23. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.